Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Selat ve selam, insanlığın yaratılışından kıyamete kadar gelmiş, geçmiş, en büyük önder, en büyük lider ve en güzel örnek olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, onun ailesine ve ashabına olsun. Kıymetli hocalarım, sevgili gençler, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu güzel gecede sizlerle beraber olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Sevgili gençler, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in hayat bulmuş, vücut bulmuş halidir. Peygamber Efendimiz'e son günlerde yapılan saldırılar Kur'an'a yapılmış, İslam'a yapılmış demektir. Kur'an'ın metnini değiştiremeyeceklerini herkes iyi biliyor. Lakin Kur'an'ın hayata aktarılmış hali olan, müşahhaslaşmış örneği olan peygambere ve onun sünnetine saldırılar yaparak İslam'ı ortadan kaldırma plan ve amacını güden güçler var. İşte son dönemde Fransa Cumhurbaşkanı'nın doğrudan saldırısı. Daha sonraki süreçleri takip ediyoruz. Bizden gibi görünenlerin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, hadislerine ve ortaya koymuş olduğu düşüncelere değişik görüşlerle, düşüncelerle saldırılar var. Bunlara karşı sevgili gençler, en büyük desteğimiz sizlersiniz. İslam davası, bu dava gençlerin ve çocukların üzerinde yükseldi. Az önceki videoda da gördünüz. Daha çocuk yaştaki sahabilerin o gayreti, o çalışması olmasaydı İslam bugün bize kadar gelmeyebilirdi. Bu nedenle bu davaya sahip çıkmanız lazım gençler. Nedir İslam davası? Güzel ahlaktır. Eline, diline, beline sahip olmak demektir. Bu davanın özünde zalim Müslüman bile olsa zalime karşı mazlumdan yana duruş göstermektir. Bu davanın özü birliği, beraberliği ve kardeşliği vaaz eden bir davadır. Ve bu davada yardımlaşma ve birbirine karşı dayanışma gösterme en önemli özelliktir. İşte bu davaya siz gençler ve çocuk diyeceğimiz yaşta olsanız bile sizler sahip çıkacaksınız ki bundan sonraki nesiller de bu davaya sahip çıksınlar ve İslam'a karşı saldıranlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı saldıranların planları berhava olsun. Sevgili gençler, sevgili katılımcılar, bu yaklaşık bir yıldır hepimiz dünyaca COVID-19 salgınını yaşıyoruz. Peygamberimiz her alanda en büyük örnek, en büyük önder, en güzel örnek diyoruz ya. İşte bu süreçte de Peygamberimizin nasıl güzel bir örnek, nasıl güzel bir insan olduğunu hep beraber görüyoruz değil mi? Mesela bu yılki programımız Diyanet'in Mevlid-i Nebi haftası konusu peygamber ve çocuk. COVID-19 salgınını biz ne yaşıyoruz? Biz önce onun manevi boyutuna bakalım. Dünya olarak bizler hepimiz çocuklara karşı merhametimizi kaybettik. Aylan bebeği hatırlıyorsunuz değil mi? Suriyeli bir çocuğun boğularak deniz sahiline vurmuş halini. Çevremizde, ülkemiz neredeyse bu kan gölüne çevrilmiş coğrafyada insanlığın ve mazlumların umudu ve son limanı olarak üzerine düşerini yapıyor ve yapmaya devam ediyor. Lakin dünyada merhamet kayboldu. Çocuklara karşı anlayış kayboldu. Belki de bu anlayışsızlığımız ve çocuklara karşı bu merhametsizliğimiz yüzünden Rabbim tüm dünyaya bir kendine gel diye COVID-19 salgınını gönderdi. Manevi açıdan kendimizi tamir etmek için önce çocuklardan başlamak üzere onlara merhametli yaklaşarak ve güzel bir eğitim vererek bu manevi hastalıklarımızı gidermeliyiz.
Bunun için de en güzel örnek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. O hiçbir zaman çocuklara bağırmaz, hiçbir zaman sinirlenmez, tahkir etmez ve güzellikle çocuklara öğretir, merhametin en güzelini yansıtırdı. Ne kadar yaramazlık yaparlarsa yapsınlar. İşte peygamberi bir bakış açısıyla kaybetmiş olduğumuz bu merhameti kazanabiliriz. Diğer açılardan da görüyorsunuz. Şimdi ne diyoruz biz hepimiz halkımıza mücadelede? Temizlik, maske, mesafe. Temizlik zaten bizim dinimizden, imandandır demiyor muyuz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize her zaman emrettiği şey değil mi? Yemeklerden önce elinizi yıkayınız, sonra elinizi yıkayınız. Bu ne? Şimdi bakıyorsunuz Covid'le mücadelede en önemli argüman olmuş. Yine bakıyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir yerde salgın hastalık ortaya çıktığında ne oraya gidin ne oradakiler de başka yere gitsin diye emrediyor. Şimdi bakıyorsunuz bilim de aynı şeyi söylüyor. Ve bu açılardan baktığımızda hem manevi hastalıkların çözümü hem de tıbbi olarak bu hastalığın çözümü peygamberi bir bakış açısıyla, peygamberi bir mücadele tarzıyla olacaktır. Bu vesileyle tekrar hepinize bu güzel gecede katılım gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve sizlerle beraber olmanın onur ve mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Rabbim bizlere Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın anladığı, yaşadığı İslam'ı anlamayı ve yaşamayı nasip eylesin. Hepinize en kalbi duygularımla saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum.